İnsanlık tarihi boyunca yeni yeni keşfedilen fizik kanunları her zaman insanlığa merak uyandırıcı nitelikte olmuştur. Ancak bir fikir ortaya atılmıştır ki insan sağduyusu ile çeliştiği için algılarımıza uyması bir hayli güç olmuş ve olacaktır. Uzun yıllar boyu öne sürdüğü şeylerin fizikçilere yol gösterdiği bilim insanı Newton, klasik fizik mantığından yararlanarak, örneğin 100 km bölü saat hızla gelmekte olan otobüsün hızını, biz otobüse doğru 50 km bölü saat hızla gidiyorsak 150 km bölü saat hızla ölçmemiz gerektiğini söylemiştir. Bu hareketler birbirine eklenirler mantığından gelen basit bir sonuçtur. Ancak Newton bu mantığı ışığında bir hızı olduğunu bilmediğinden ışık üzerinde kullanmamışsa da biz aynı düşünceyle ışık üzerinden yol alalım. Şimdi de bir tren örneği düşünürsek varsayalım ki ve hızıyla giden bir tren, trenin dışında ve trenle aynı yönde ilerleyen bir ışık olsun. Trenin içindeki bir gözlemci eğer hızların toplama kuralı doğruysa dışarıdaki ışık hızını c eksi v olarak ve ışık hızından küçük görmesi gerekecektir. Ancak yapılan sayısız gözleme göre ışık hızı hep sabit ve yaklaşık saniyede 300 bin kilometre olarak ölçülmüştür. Zamanında evrendeki hız sınırının sonsuz olacağı ve bunun da ışık hızı olduğu varsayılmıştı. Bazı bilim insanları buna şüpheli yaklaştı ve ışık hızını ölçmeye çalıştı. İlk başarılı denemeyi 1676 yılında Olaus gerçekleştirmiştir. Olaus, Jüpiter'in uydusu Io'nun tutulma süresinin dünyadan uzaklaştıkça arttığını fark etti. Olaus, bunu ışığın Dünya ile Jüpiter arasındaki mesafenin artınca ışığın da daha fazla yol almasına bağladı. Olaus bu teknik sayesinde ışığın hızını 214,0 km bölü saat olarak hesapladı. 1718'de James, Dünya'nın Güneş etrafında dönmesi sonucu yıldızların ışıklarının belli bir açıyla geldiğini tahmin ederek bu açıyı ölçmeyi başardı. Bu açıyı kullanarak Dünya'nın Güneş etrafında dönme hızıyla yaptığı hesaplamalarla ışık hızını 301 bin kilometre bölü saat buldu. Dünya dışı gözlem kullanılmadan ışık hızı hesaplaması ilk defa 1849'da Fizeau tarafından yapılmıştır. Fizeau, dönen bir dişlinin iki dişi arasından ışığı geçirerek 8 kilometre ötede aynadan geri yansımasını sağladı. Işığın dönüşte bir sonraki delikten geçerek görünmesini sağlayacak şekilde dişlinin hızını arttırdı. Fizeau bu teknikle ışığın hızını 315,0 km bölü saat olarak buldu. Foucault aynı deneyi, daha sonra birden fazla aynayla daha doğru yaptı. Foucault ışık hızını 298,0 km bölü saat olarak buldu. Işık hızının sabitliğinin formülsel kanıtı Hertz. Maxwell denklemleri olarak geçen ve elektromanyetik dalgalar için oluşturulmuş bu denklemleri. Işığında bir elektromanyetik dalga olduğunu kanıtladıktan sonra ışık için kullanmış ve sonucuna ulaşmıştır. Burada anlaşılan o ki ışık hızının değeri elektrik ve manyetik sabit denen iki sayıya bağlı ve herhangi bir değişken yok. Yani ne olursa olsun ışığın hızının hep aynı olacağı çıkarımı böylece yapılmış oldu. Denklemde kaynağın hızı görülmediğinden, anlaşılan o ki gerçekten de ışık, kaynağın hızından bağımsız olarak hep aynı hızda hareket ediyordu. Işığın elektromanyetik dalga olduğunu ve dalga özelliklerini gösterdiğini fark ettikten sonra, ses ve diğer maddelerde olduğu gibi ışığında bir ortam içinde yayılması gerektiği düşünüldü. Bunun için eter adı verilen ve tüm evrende atomlar arasındaki boşlukları kaplayan gözlenemeyen bir maddenin olduğu ortaya atıldı. Maxwell bütün evrene uygulanabilen elektromanyetizma denklemlerinde bulduğu ve ışık hızına denk gelen hızın neye göre yani hangi referans sistemine göre ölçüldüğünü bilmiyordu. İşte Maxwell bu bilinmezlikten ışığın hızını tanımlayan denklemlerin bütün uzayı kapladığı varsayılan eter denilen ortama göre hesaplandığını düşünerek çıktı. Bu şekilde eter mutlak bir referans çerçevesi olmuştu ve hareketi de kesin olarak tanımlamamızı sağlayacaktı. Hava ortamında yayılan sesi düşünürsek, eğer havanın içinde ses dalgasına doğru koşarsak dalga bize daha hızlı yaklaşır. Bu mantıkla eğer eter olsaydı, eterin içindeki hareketimize bağlı olarak ölçtüğümüz ışık hızı değişiklik gösterecekti ancak etere göre ışığın hızı sabit olacaktı ve bu Maxwell denklemlerindeki hızdı. Eter denen henüz kanıtlanamamış maddeyi açığa kavuşturmak ve etere göre dünyanın hızını ölçmek adına Michelson ve Marley çok önemli deneyler yaptılar. Kimse eterin hareket yönünü veya hareket edip etmediğini bilmediğinden, dünya yörüngesinde farklı konumlardayken deneyi tekrarlayarak her şeyi açıklığa kavuşturmayı umdular.
Michel Sonvenmarle ışığın hızını, dünyanın esir içindeki hareketinin yönüne göre ve bu hareketin dik açılarına göre ölçüp karşılaştırdılar. İki türlü de ışığın hızının aynı olduğunu görünce büyük şaşkınlık oluştu. Esas olarak bu deney ışığın hızının hareketten bağımsız her gözlemci için aynı olduğunu kanıtlamıştı. Görülen oydu ki ışığın hızının sabitliğini göstermek için eter olarak varsayılan maddeye ihtiyaç yoktu. Buna rağmen eter teorisi tamamen terk edilmedi. Bazıları dünyanın eteri kendisiyle birlikte götürdüğünü, yani etere göre hareket etmediğimizi ileri sürdü. Ancak Lorentz ve Görge, etere göre esas alınan bir çerçevede bazı mekanik etkiler nedeniyle saatlerin yavaşlayabileceğini ve mesafelerin kısalabileceğini, bu nedenle ışık hızının sabit kaldığını belirtmişlerdir. Lorentz daralması formülünün çıkış fikri yanlış olsa da formül doğruydu ve Einstein uzay zaman daralması anlayışında bu formülü kullanacaktı. Lorentz ve Fiskarlıt hala eterin var olduğunu varsayıp klasik fiziğin kurallarını savunuyorlardı. Einstein ise ışık hızının evrensel bir sabit olduğunu kabul edip uzay daralmasının göreliliğin bir sonucu olduğunu düşünüyordu. Keşfedilen bu denklemler ve yeni elektromanyetik dalga anlayışlarına rağmen, şu ana kadar bahsettiklerimizin taşıdığı büyük önemi yalnızca Einstein kavramıştır. Çünkü bütün bunların uzay ve zaman hakkındaki görüşlerimizi değiştirmemize sebep olacağını o fark etmiştir. Einstein'in özel göreliliği iki varsayımı kabul etmesiyle ortaya çıkar. Birincisi, tüm fizik yasaları her referans sistemi için geçerlidir. Mutlak bir referans sistemi yoktur. İkincisi, ışık hızı boşlukta her gözlemci için aynıdır. Şimdi Einstein'ın işleri kavrayışını görebilmek için yukarıda bahsettiğim ışık hızının sabitliği gerçeğini yeniden ele alalım. Diyelim ki ışığın hızı saatte 101 kilometre olsun. Bu durumda saatte 100 kilometre hızla giden bir trenin bir ışık demetiyle neredeyse yan yana hareket etmesi mümkün olacaktır. Aslında trende bulunan bir bilim insanının ışık hızını saatte 1 kilometre, yani 101 kilometre bölü saat eksi 100 kilometre bölü saat olarak ölçmesi gerekirdi. Bu bilim insanı ışığın iç yapısını sakin bir şekilde ayrıntılı olarak inceleyebilmeliydi. Buna karşın Maxwell'in denklemlerine göre saatte 100 kilometre hızla gitmekte olan bilim insanının ışık demetinin hızını saatte 1 kilometre olarak değil, 101 kilometre olarak ölçmesi gerekecekti. Bu nasıl olabilir? Trendeki bilim insanı ışığı nasıl hala o kadar hızlı gidiyor görebilir? Einstein'ın bu soruna bulduğu çözüm, uzay ve zaman hakkında binlerce yıldır hayatta kalmayı başarmış görüşleri alt üst etmiştir. O, trendeki saatlerin dünyadaki saatlerden daha yavaş çalıştığını ve trende bulunan ölçme çubuklarının boyunun kısaldığını söylemiştir. Bu, trendeki bilim insanının beyninin dünyadakilerin beynine kıyasla yavaşladığı anlamına gelir. Trendeki bilim insanı ışığın hızını saatte 101 kilometre olarak ölçer. Çünkü beyni ve trendeki her şey yavaşlamıştır. Bir diğer örnekte konuyu iyice oturtmaya çalışalım. Bir uzay aracında tavanına koyulmuş aynaya ışık yolladığımızı düşünelim. Işık yukarı gidip aynadan yansıyıp geri gelecektir. Bunun için 10 saniye geçtiğini söyleyelim. Şimdi uzay aracının binlerce kilometre saat hızda ilerlediğini varsayalım. Yeniden ışığı tavandaki aynaya gönderelim. Işık yine aynı şekilde bir hareket izliyor gibi görünecektir. Ancak dıştaki gözlemci açısından bakarsak ışık bu sefer hem dikey hem de yatay yol almıştır. Yani ışık bu sefer daha fazla yol almıştır. Bu alınan yol değişimine rağmen ışık hızının sabitliğini bir kabul olarak ele almıştır. Hepimizin bildiği gibi hız eşittir alınan yol bölü zaman eşitliğinden, ışık hızı sabit ve alınan yol değiştiğine göre zamanın da değişmiş ve bu durumda uzamış olduğu gerçeği kaçınılmazdır. Dışarıdaki gözlemci için 20 saniye geçerken, uzay aracındaki için 15 saniye geçmiştir. Buna zaman genişlemesi denir. Yani hızlı bir araçtaki kişiler için zaman, sabit duranlara göre daha yavaş geçer. Göreliliğin sonuçları hızlanan cisimler için zamanın yavaşlamak ve uzaklıkların kısalmak zorunda olması mantığımıza uymuyormuş gibi gelse de. Bunun tek sebebi sağduyumuzun ancak ışık hızından çok düşük hızlardaki olaylarla ilgilenmesidir. Nesneler diğer nesnelere göre daha hızlı hareket ettiğinde uzunlukları da daralır. Bu uzunluk daralması ve zaman genişlemesi sonuçları kütlele her türlü cismin hareketiyle uzay zamanın değiştiğinin örnekleridir. Bu sonuçlarla birlikte uzay ve zamanın bir bütün olduğu anlaşılır hale gelmeye başladı. Einstein'ın ortaya attığı uzay zaman kavramı bilim camiasında giderek yaygınlık kazanmaya başladı. Artık uzay zamanı bir bütün olarak kavramakla birlikte göreliliğin ortaya attığı evrendeki her cismin sahip olduğu esas hız, ışık hızıdır iddiasını düşünmeye başlayabiliriz.
Kuzey yönünde giden bir araba düşünelim. Bu araba saatte 100 km ile gidiyor olsun. Şimdi arabanın biraz doğuya doğru saptığını hayal edelim. Aracın yine kuzey yönünde hızı vardır. Ancak bu artık saatte 100 km değildir. Bundan sonra kuzey yönündeki hızı ile doğu yönündeki hızı, saatte 100 km olan başlangıç hızını paylaşacaktır. Aynı bu örnekte olduğu gibi, uzay ve zamanda birbirleri arasında mutlak diyebileceğimiz her maddenin hızı olan ışık hızını paylaşır. Uzayda bir cisim, zaman da ışık hızında yol alıyor demektir. Uzayda hareket cisimi, sahip olduğu hızın bir kısmını uzay boyutuna aktarır. Uzayda hareket hızı artarsa, zaman boyutunda hız azalır. Yani cisim uzay içinde hızlandığında, zaman içinde yavaşlamak zorundadır. Bu bir bakıma zamanın evrenimizdeki dördüncü boyut olduğunu gösterir ve uzay ve zaman ayrı ayrı düşünülemez. Fizik dünyasında genel bir görüş vardır. Işık hızı aşılamaz ve limit hızdır. Şimdi bu fikrin nereden çıktığına bakalım. Bir cismin ışık hızına erişebilmesi için hızlandıkça hızlanması gerekir. Cismin hızlanabilmesi için bir enerji kazanması gerekir. Einstein'ın ortaya attığı bir denklem vardır. E eşittir mc kare. Buna göre cisimler enerji kazandıkça kütleleri de artar. Yani maddeler hızlandıkça ağırlaşırlar. Ağırlaştıkça ivmelenmeleri zorlaşır. Böylece ışık hızına hiçbir zaman ulaşamazlar. Işığın bu limit hızda gidebilmesinin sebebi, onu oluşturan fotonların kütlesiz olmasıdır. Videomuzun sonuna gelirken, eğer bir de evrene bir foton gözünden bakarsak ve cisimler için ışık hızına yaklaştıkça zamanın yavaşladığı gerçeğini düşünürsek, fotonlar ışık hızı dediğimiz evrenin limit hızında olduğundan, bir foton olarak zaman kavramı bizim için olmayacak, oluşumumuz ve bitişimiz aynı an içinde gerçekleşmiş olacaktı. Tabii bu zaman algılayışı fotonlar için, evrendeki her cisim hareketlerine göre zamanı farklı kavrayacaklardı. İşte özel göreliliğin bizi getirdiği nokta bu. Şaşırtıcı, algılayışı zor ancak evreni anlama yolundaki en büyük basamaklardan biri. Değerli arkadaşlar, bu tarz videoların devamı için bildirimleri açıp videoları izledikten sonra beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın.